Selamun Aleyküm. 17 Ağustos'ta dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1787 Osmanlı Devleti 1774 yılında imzalamış olduğu Küçük Kaynarca Anlaşması'yla kaybettiği toprakları geri almak amacıyla Rusya'ya savaş ilan etti ve 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı başladı. Savaş 1. Abdülhamid'in saltanatı sırasında başlamıştır. İngiliz ve Fransızlar savaşa katılmamakla birlikte bu savaşta Osmanlı Devleti'nin yanında yer almışlardır. Ancak Avusturya'da savaşa girince Osmanlı Devleti beklemediği bir şekilde kendisini Avusturya'nın da karşısında bulmuştur. 1945 Endonezya Hollanda'dan bağımsızlığını ilan etti. Hollanda'nın sömürgesiyken Japonya tarafından işgale uğrayan Endonezya, verdiği kurtuluş mücadelesi sonucu hem işgalden kurtuldu hem de bağımsızlığını kazandı. 1949 Erzurum Bingöl ve ilçesi Karlıova'da meydana gelen 6,7 şiddetindeki depremde 450 kişi hayatını kaybetti. 1500'ü aşkın ev yıkıldı. 1988 Pakistan Devlet Başkanı Ziaülhak Bindi Uçağ'ın havada infilak etmesi sonucu öldü. Pakistan'da seçimle yönetime gelen Zülfikar Ali Bhutto'yu 1977'de askeri darbeyle deviren General Ziaülhak darbeden sonra şeriat yönetimini ilan etmiştir. 1988'de ABD Büyükelçisi'nin ve kurmaylarının da bulunduğu uçağın düşürülmesi sonucu hayatını kaybedene kadar yönetimde kalmıştır. Ölümünün ardından seçimleri açık farkla kazanan Zülfikar Ali Bhutto'nun kızı Benazir Bhutto başbakan olmuştur. 1990 İncirlik Hava Üssü'nün kapıları ilk kez basına açıldı. İncirlik Hava Üssü yönetimi ve denetimi TSK'da olan ABD ve NATO'nun önemli bölgesel bir savaş üssüdür. 1996 Rusya ile Çeçenistan arasında resmi olarak ateşkes anlaşması imzalandı. Daha sonra ateşkesi bozacak olan Rusya, Çeçenistan'ı işgal edecek ve her türlü komplolarla Çeçen direnişini kırmak ve bastırmak yoluna gidecektir. Dünyanın gözü önünde Çeçen halkı kıyımdan geçirilecek ve dünya Müslümanları anlaşılmaz bir biçimde kıyımlara karşı gerekli tepkiyi vermeyecekti. 1996 Etiyopya birlikleri Somali'ye saldırdı. 232 Müslüman katledildi. 1999 Türkiye Merkez Üssü Kocaeli Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki yakın tarihinin en büyük ve en yıkıcı depremiyle sarsıldı. Gölcük depremi, İzmit depremi, Marmara depremi ya da diğer adıyla 17 Ağustos 1999 depremi sabah yerel saatle 03.02'de gerçekleşti ve 45 saniye sürdü. Kocaeli Gölcük merkezi 17 Ağustos depremi tüm Marmara bölgesinde Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi ve büyük çapta can ve mal kaybına neden oldu. Resmi raporlara göre 17.480 kişi hayatını kaybetti. 23.781 kişi ise yaralandı ve 505 kişi sakat kaldı. 285.211 konut, 42.902 iş yeri hasar gördü. 2010 yılında yayımlanan meclis araştırma raporunda 18.373 kişinin hayatını kaybettiği, 48.901 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaklaşık 16 milyon insan depremden değişik düzeylerde etkilendi. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son 100 yılın en büyük depremlerinden biridir. 2013 Mısır'da Ramses Meydanı'nda junta kuvvetlerinin yaptığı katliamdan kaçarak El-Fetih Camii'ne sığınan 400 darbe karşıtı göstericiye saldırı gerçekleştirildi. Junta güçleri caminin kapılarını zorla açarak birçok göstericiyi tutukladı. Dışarıya çıkan darbe karşıtı göstericiler ise Baltacı adı verilen suç gruplarının saldırısına uğradı. Cami içerisine çok sayıda göz yaşartıcı bomba atıldı. Mısır cuntası tarafından gerçekleştirilen bu vahşet canlı yayınlarla tüm dünyanın gözleri önünde yaşandı.